Efendim özellikle koştura koştura gittim, tripodu aldım geldim. Dedim ki Hasan Başkanım yoğunluk var, senden röportaj alacağım, yengem yanında olsun dedim. Tamam dedi, röportajı verirken dedim ki bir dakika başkanım. Koşturdum tripodu aldım geldim. Hasan Başkanım'dan önce, bu arada Hasan Başkanım Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Mikrofonu uzatacağım ama sevgili yenge hanıma bir soru soracağım yenge. 11. gündeyiz tahmin ediyorum, 11 günden beri. Hasan Başkan maalesef evde yok diye biliyorum. İftar hazırlama derdinden kurtuldu. Vallahi olmasa da biz yiyeceğiz. Mecbur pişiriyoruz yani. Ya işte o yok. Karadeniz. Yani, yani o olmasa da biz o yemek pişecek yine. Nasılsın orada. Nasılsın yengecim? İyiyim. İyiyim, teşekkür ederim. Allah mutlu etsin. Evladı evlendirdim. Ben kurtulamadım. Evet. İnşallah. Allah'ın izniyle onu da evlendirdik. Beraber görmek nasip olur. Amin. Her ne kadar röportaj vermesen de kusura bakma, samimiyetine, o sıcak yüreğine inandığım için yanına geldim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Atmosfer nasıldı? Çok güzeldi. Katılım çoktu. Burada 100 kişilikmiş burası. Doldu bile, yer bile herhalde. Yemenler bile oldu galiba. Oldu. Hatta erken evet, Trabzonluların her yerde yani böyle birlik, beraberlik çok güzel. Çok, çok teşekkür ediyorum Hasan Başkanım. Trabzon'daydın, yoğun bir koşturman vardı ve bugün buraya yetiştin. Sonuçta yük sizlerin üzerinde. Sayın Genel Başkanımızın, Evren Başkan'ın, senin, Oğuzhan'ın, kadın kollarının ve gençlik kollarının uğraştığınız emeğe. Gerçi çok kısa sürede verilen bir karar bu. Değdi mi? Evet, bence değdi. Biz tabii ki bu tür çalışmalar içerisinde bulunurken her zaman evvela hem kendi mesaimizden hem ailemizden ödün vermek durumunda kalıyoruz. Ama birilerinin de bu işi yapması lazım. Trabzon'a gittik. Fenerbahçe maçını da orada canlı olarak izledik. Sayın Valimiz de sağ olsun bizi orada ihtimamla karşılıyor. Her zaman Trabzon Dernekleri Federasyonu'na özel bir ihtimam var. Tabii ki bu akşamki bu iftar programı hakikaten çok güzel oldu. İki tane bakanımız burada katıldılar. 1200'den fazla hemşerimizle beraber olduk. Dostlarımızı ağırladık. Önemli olan bu Ramazan'ın bereketini, mağfiretini ve bu manevi atmosferini paylaşmaktır. İnşallah hep birlikte nice Ramazanlara, nice bayramlara diyelim. Tabii ki bu arada Trabzonspor'la alakalı son bu dönemde yapılan bu karalama kampanyalarına ciddi bir şekilde reaksiyon vermek durumundayız. Genel Başkanım İsmail Şatıroğlu da bu konuya değindiler. Ama söylenecek tek söz vardır. Trabzon, bize her yer Trabzon'dur. Trabzon kolay lokma değildir. Trabzon'la uğraşanların gırtlağında kalır. Bu kesin ve nettir. Bu karalama kampanyaları içerisinde bu algı operasyonlarında bulunanların hepsi zaman içerisinde mutlaka ve mutlaka yolları Trabzon'dan geçer ve bunun hesabını verirler diye düşünüyorum. Ben Trabzon'u çok seviyorum. Trabzonspor'u çok seviyorum. Trabzonspor'u biz sahaya çıkan 11'iyle, yedek kulübesiyle, yönetimiyle sevmiyoruz. Trabzonspor'u biz tarihiyle, geçmişiyle, Anadolu'da baş kaldıran bu cüsseli duruşuyla, dik duruşuyla seviyoruz. Bize her yer Trabzon. Sana da çok teşekkür ederim. Her zaman bize bu... Teşekkür etmeden önce bir şey söyleyeceğim. Benim bir lafım vardı. Hiç kimse Trabzonlu kadar Trabzonsporlu olamazdı. İşte onun örneği burada. Ama teşekkürden önce ben Şalpazarı Belediye Başkanımız Refik Kırıkız için söyleyeceğin herhangi bir şey var mı? Elbette ki. Şimdi evvela şunu söylemem lazım. Şalpazarı'nda bir Şalpazarı seçilecek. Ama Refik Başkan, ama diğer arkadaşlarımız. Orada 4 partinin 4 güçlü adayı var. Çok seviyeli bir seçim yarışı devam ediyor. Herkes gördüğüm kadarıyla çok muntazam çalışıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü seviye var, mücadele var ve yarış kızışıyor. Belediye başkanlığı kazanmak daha zorlaşıyor. Bu da onu daha da değerli kılıyor. Elbette ki bizim Refik Başkan'la ayrı bir hukukumuz var. Aile dostluğumuzun yanında bir abi kardeşlik hukukumuz var. Yani bir size bir uçakta şiir, bir yolculukta size şiir yazan bir insan tasavvur edin. Onun değerini hiç şöyle ölçemezsiniz. Yani kardeşlik hukukunun ötesinde bir iştir. Elbette ki gönlümüz dostlarımızın kazanmasına yanadır. Ama Şalpazarı'nda mutlaka ve mutlaka Refik Başkan yaptıklarıyla, yapmayı vaat ettikleriyle bir fark yaratmış durumdadır. Diğer arkadaşlarımız da bizim dostlarımızdır. Onları da çok seviyoruz. Bu yarışa kattıkları değerler için onlara teşekkür ediyoruz. Şalpazarı'nda kim seçilirse seçilsin bizim belediye başkanımızdır. Bizim kardeşimiz ve dostumuzdur. Ata dede topraklarımıza hizmet etmeleri, orada 12 ay orada hizmet etmeleri bizim için çok değerlidir. Hepsine saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim insanlar gidene kadar, çünkü başlangıçta alamadık. Zaman zaman devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.